Beslenme konusunda ben diyorum ki bu hafta işte bu uzun yaşayanların çok fazla tüketmeyi sevdiği bir besin grubunu konuşalım istedim bugün. Çok güzel, tamam. O yüzden de dedim ki bakliyatlar üzerinde konuşalım. Ay harika, konuşalım. Konumuz efendim bugün herkesin evinde, herkesinkilerinde, herkesin haftada 2-3 sofrasında olan kuru fasulye. Evet. Bu kadar mı hocam? Kuru fasulye, nohut, mercimek, bakliyatlar. Bakliyat üzerinde biraz konuşalım istiyorum. Konuşalım hocam. Bunlar ömür uzatıyor diyorsunuz. Bunlar ömür uzatıyor. Ay, çünkü... ne kadar güzel. Moralim düzeldi bir anda gerçekten. Peki. Allah. Sonuçta biraz ağır değil mi onlar? Biraz ağır. Egzersize de geleceğiz birazdan. Geleceğiz biraz egzersizde hareketli olmanın. Yani evinde yok ağırlık yok demeyin efendim. Buyurun size su şişeleri. Bunlarla da kendi formunuzu tutabilirsiniz. Şimdi çok basit çözümler. Değil mi hocam? Peki. Şimdi... bakliyat dediğimiz zaman işte içinde neler var? Nohut var, kuru fasulye var, mercimek var. Evet. Daha başka bir sürü hani işte Meksika fasulyesi deniyor, kara tabii fasulye deniyor vesaire. Onların siyez hepsi buğdaylı var. Her şey var. Her şey siyez var. Bulguru var son dönemde çok soframıza moda olarak geri gelmiş. Evet, çok fazla kullanmaya başladık. Ama şimdi mesela bu bakliyatın özellikleri ne? Yani böyle ufak görünen şeyler nasıl oluyor da esasında bizim için faydalı oluyor? Biraz evet, onun üzerinde konuşalım. Peki. Çünkü içeriğini biraz konuşmak lazım. Tamam. Bir kere bu bakliyatın en önemli özelliği burada gördüğümüz bakliyatta kolesterol yani yağ oranı çok düşük. En güzel tarafı bu. Ve içindeki yağlar da doymamış yağ grubu ağırlıklı. Doymuş yağ grubu az olduğu için kolesterolünüzü yükseltmiyor ve sağlıklı yağları almış oluyorsunuz. En önemli özellikleri bence çok bu. Çok güzelmiş. İki, bunların protein oranları da yüksek. Şimdi mesela gün içinde kaç gram protein almamız gerekiyor? 150. Biraz fazla oldu. Fazla oldu. Kilogram başına 0.8, 1 diyelim kabaca. Peki. Ondan bir 10 çıkartalım. Tamam. Ben mesela şimdi 80 kiloysam 0.8 ile hesaplıyoruz. Peki. 64 gram almam gerekir. Hmm. Hani kabaca bizi izleyenler şimdi 0.8 ile uğraşmasınlar, 1 üzerinden hesaplasınlar. Tamam. Kilonuzun %1'i kadar. Evet, kilogram başına 1 gram alacağız. Bir gram. Ben 80 kiloysam 80 gram almam gerekiyor. Ama tabii bu şimdi ihtiyaç... Sonuçta ihtiyaç güzel bir kelime. Doğru. Herkese göre değişir. Herkesin ihtiyacı farklı. Mesela 60 yaşın üzerine çıktığınız zaman protein ihtiyacınız biraz artıyor. Ha. Neden? Çünkü kemiklerinizi güçlendirmeniz lazım. Kaslarınızı güçlendirmeniz lazım. Kaybetmemeniz lazım. Oysa ki 60 yaşından sonra kaslar azalmaya başlıyor. Tabii. O yüzden protein ihtiyacı biraz artıyor. Şimdi mesela burada protein ihtiyaç, protein verdikleri protein de çok yüksek. Yani 100 gramda 16, 14, 17 gram şeklinde değişen protein oranları var. Dolayısıyla ben sadece bakliyat tüketerek esasında gerçekten kaliteli proteini almış oluyorum. Ama hangi bakliyat ve ne zaman tüketilmeli? Şimdi bunu da çok soruyorlar bize. Siz bunun cevabını bugün çok güzel vereceksiniz. Çünkü bu bakliyatların pişirilme teknikleri var. Gelecek faydalar nedir? Zararlar nedir ki zarar yok? Ama yanında başka hangi gıdalarla tüketildiğinde daha faydalı olur konuşabiliriz. Bütün bunları açıklayacak bize. Ve daha sonra tabii şu uyku meselesine gireceğiz. Çok önemli. Evet. Bence de önemli. Evet. Şimdi... ne kadar derseniz her zaman söylediğimiz bir kural var. Peki. Bunu kimse unutmasın. 10 öğünün ikisinde hayvansal protein olsun, 8'i tamamen bitki temelli olsun veya bakliyat temelli olsun. Çok güzel. Bakın 10 taneden ikisinde hayvansal protein tüketin veya eti koyabilirsiniz. Tabii. Hatta aslında mesela etli fasulye, etli nohut dediğiniz zaman burada alacağınız fayda daha yüksek oluyor. Yani faydalı yiyecekleri bir araya getirip pişirdiğiniz zaman aslında oradan alacağınız yarar da daha yüksek. Tabii. Dolayısıyla bunu böyle düşünmek lazım. Çok güzel. Şimdi mesela burada en büyük problem ne oluyor? Bakliyat tükettiğiniz zaman gaz problemi. Herkes en çok ondan şikayet ediyor ya. Doğru. Bunu mesela ortadan kaldırmak için neler yapılabilir? Mesela bir gece önceden suda bekletmek. Kesin şart. Şart. Bunu yapmak tamam lazım. İçine mesela bir işte tatlı kaşığının ucu kadar bir kimyon atılabilir. Güzel. Hani bunlar sizi gaz probleminden büyük oranda kurtarır. Neden gaz oluyor? Çünkü bunların içinde yani bu bakliyatın içinde bir takım şekerler var. Ve bu şekerleri bizim vücudumuzdaki midemiz ve bağırsağın içindeki o sindiren enzimler, sindiren maddeler parçalayamıyorlar. Hmm.
Ve bu işi yapmak da bağırsaktaki bakterilere kalıyor. Tabii. Bu sefer bağırsaktaki bakteriler bunu yaptığı zaman o zaman ortaya gaz çıkıyor ve sıkıntı oluyor. Bunun önüne geçmenin yolu da öncesinde işte söylediğimiz gibi bir gece önceden suya yatırmak olabilir. Biraz kimyon atmak mesela çözümlerden bir tanesi. Harika. Bu çok önemli bir şey söylüyorsunuz. Çünkü sadece gaz sıkıntısı sebebiyle bu gıdaları tüketmeyen, bu nimetlerden faydalanmayanlar var. Ama bakın efendim mavi noktalara dünyada onlar 100 yılın üzerinde yaşıyorlar. Sağlığın anahtarını bulmuşlar. Tüketiyorlar mı hocam bakliyat? Tüketiyorlar. Çok tüketiyorlar hem de. Hem de çok tüketiyorlar. Bu çok önemli.